Teoman Usta. He. Sana bir şey soracağım ama yanlış anlama, tamam mı? Ne yanlış anlayacağım? Ben sor. Sen neden böylesin? Ne demek lan böylesin? He? Yani böyle saçlı sakallı falan. Ne olmuş saç sakala? Yani özür dilerim, yanlış anlama. Benim cehaletime ver ama bu yaşta bir insanın saç uzatması normal mi? Lan ne var benim yaşımda? Ulan ben taşı sıksam suyunu çıkarım, anladın mı? Ya usta kızma. Bana göre bir şey yok ama. Ne? Kime göre var o zaman? Usta. He? Benden duymuş olma ama sanayide seni konuşuyorlar. Teoman Usta şöyle böyle mi diyorlar? Lan! Lan bana bak. Git söyle onlara. Teoman Usta gelirse bir dalarmış hepinizin canını okurmuş. Anladın mı? Ya usta sen beni yanlış anladın. Ben dostane bir şekilde anlatıyorum. Hadi lan. Senden dost mu olurmuş adama ya? Bir de oturduk çay içiyoruz, adam yok öyle. Yalan usta. Araç geldi, seni soruyorlar. Ya Recai misin? Nesin? Ne bakıyorsun orada? Beni buradan çıkarsa da kurtarsa da hayret bir şey ya. Ama bizim mukaddes değil. Ana, Şevket değil mi bu? Şuna bak kıskanç ya. Gitmiş benim saçımı modelinden yaptırmış. Allah Allah. Açsan önce beni, çıkarsa da şu kapımı falan açsana sen benim. Ben burada kaldım ya. Şevket. Uy. Mukaddes. Deli deli gözünden tanırmış. Şu gözlere bak, şu gözlere. Felç fecir okuyor. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Benim arabam bozuldu. Ha bu kıyafet ne iş böyle? Ah, bana sorana bak. Senin kıyafet ne iş böyle? Bir de beni taklit etmişsin saç. Aynı saçı takmışsın kafana. Uy. O benim malum halim. Bu da benim malum durumum. Sen akıl hastanesinde değil mi? Ha, oradan mı kaçtın yoksa? Sen hapishanede değil miydin? Sen nasıl kaçtın geldin buraya? Önce ben sordum. Sen benim soruma cevap ver. Sen bana cevap ver. Hayır, önce sen vereceksin. Bana cevap ver! Aa. Yok yok. Cevap falan istemiyorum ben senden ya. İstemem. Verme cevap falan. Ben bir vatandaşlık görevimi yapayım da şöyle. Polisi arayayım. Ne arıyorsun? Polisi. Hayır. Sen kimi arıyorsun? Akıl hastanesini. Alo. 155 buyurun. Kısasa kısas Mukaddes Hanım. Sesinizi alamıyorum. Alo. Alo. Ay, yanlış aramışım. Alo. Alo, konuşsanıza. Yanlış oldu. Önce sen kapat. Hayır, önce sen kapat. O zaman dur bak. İkimiz aynı anda kapatalım. Var mısın? Bas. Bir, iki, üç. Ha bana bak Mukaddes. Peki. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Yapalım Şevket. Ne olacak? Akşam yemeği de. Senin akşam yemeğin bu mu? He, sitede benim akşam yemeğim bu işte. Ne olacak? Kaldır şunu, kaldır. İstemem. Yeme de. Yemezsen yeme. Ne kaldıracakmış? Ha, buldun da bu neyse sende. Dur ayol, şu biberi yiyeyim de bir yerim şişmesin. Bana bak Şevket. Seninle burada aynı kaderi paylaşıyor olmam seninle dost olduğum anlamına gelmez bilesin. Aynı şey benim için geçerlidir, bunu da bilesin. Anladın mı? Yani bu kaçak göçek işler bitince sen yine benim düşmanımsın, tamam mı? Aynı şey senin için de. Sen de benim düşmanımsın. Hayır, ben söyleyeyim de bir yanlış anlaşılmaya falan mahal vermemiş olayım dedim. Bana bak, sen çok konuşma da yemeğini ye, anladın mı? Ne ayol, ne acelemiz var? Boğazıma diziyorsun, peşimizden atlı mı koşuyor bizim? Daha dükkanı kapatacağım. Bu sitede hakkımda dedikodu yapıyorlarmış. Kim benim
Halkım ne dedikodu yapıyormuş? Vallahi saçını başını yalarım onlara. Sus be. Senin hakkında değil, benim hakkımda dedikodu yapıyorlarmış. Ha, iyi o zaman. Ama kalmadım biberine ya. Ben zaten gidiyorum. Ya sen nereye gidiyorsun? Nereye gideceğim? Burada mı kalacağım? Bu çöplükte mi kalacağım ben? Otel motel pansiyon bir şey bulacağım kendime. Nereye gideceğim? Ulan sen de bu kafa iyice gidik de. Ha burada otel ne arasın? Nasıl? Sanayide otel yok mu? Yok. Ana. Kaldın mı ben burada? Kaldım tabii. Ben sana şimdi bir kıyak yapacağım. Bak bunu da unutma sakın. Anladın mı? Şurada tezgah var ya. İstiyorsan onun üzerine kıvrılır yatar, böyle güzelce uyursun. Dışarıda kurda köpeğe yem olmaktan daha iyidir, anladın mı? Ne diyorsun sen be? Kıvrılmakmış, orada yatmakmış, burada yatmakmış. Kalmam ben burada. Bu çöplükte kalınır mı? Kalmam, kalmam. İyi be, canın ne istiyorsa onu yap. Giderim ben. Ay ben şimdi ne tarafa gitsem, sağ mı sola mı? O piti piti sol. Piti piti. En iyisi sola gitsem ayol. Çantam burada. Ay param pulum ya gitmiş bırak. Ya Şevket baksana. Paraları bırak canım bırak. Sen kimliklerin falan yerinde mi ona bak. Nerede kimliği? Ne bahtsızım ayol ben. Ne bahtsızım görüyor musun? Ne bahtsızım. Bir başıma gelmedik bu kalmıştı. Ha kimlik burada ya. Uy ha bu kim? Zeynep Sevim. Ha bu sen değil misin? Hep senin yüzünden. Sen lafa tuttun burada beni. Ben mi oyaladım da? Çekip gitseydi manyak kadın. Kim tutuyor seni? Lafa tutun ya beni. Ya ne konuşuyorsun be? Hadi geç içeri, geç. Gireyim bari. Uy, ne oldu? Sen yine ne arıyorsun bunu? Kıldım ben orada. Bekle, bekle. Senin arabanın işi bitmedi mi? Öf, yarına kadar sürecekmiş. Ha, demek yarından sonra benim başımdan gidiyorsun. Şevket. Bana bak. Ha ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi git vakit varken kendine otel, motel, pansiyon ne uygun buluyorsun öyle bir yeri ayarla, tamam mı? Ha bak sonra bu sanayi sitesi kapanınca çıkması zor olur, anladın mı? Ha benim başıma kalırsın sonra ben de seni hiç çekemem. Ay ben çok meraklıyım sanki bu leş gibi yerde seninle kalmaya. Ayol ben 15 odalı evden geldim. Sen burada gazete üstünde ekmek peynir yiyorsun ya. Ben altın çatal kaşık bıçakların kadınıyım. Vallahi lan 5 dakika bile kalmak istemem ben burada seninle. Uy, ne olur kal mukaddes hanım. Ha ben sensiz neye döcüm yoksa burada ha? Lan sen ne konuşuyorsun ha? Ulan senin o meymenesiz suratını mı çekeceğim ben buradan ha? Ha, senin o meymenesiz suratın yüzünden ben yemek yiyemedim. Daha aç kaldım be. Ayol yediğinde yemek olsa peynir, zeytin, ekmek yiyorsun ayol sen. Pintiliğinden, biberinde en bayatını alıp gelmişsin insan. Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Ben anlamıyorum senin ne dediğini. Seviyorum ya. Ha. O zaman mesele yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.